A Haber ve A Haber Radyo ortak yayından merhaba. Memleket meselesinde karşınızdayız. Malumunuz olduğu üzere Türkiye'yi vuran yüzyılın afeti depremleri konuşuyoruz. Ne olduğunu anlamaya çalışıyoruz. Bundan sonra neler yapmamız gerekir? Bunları konuşuyoruz. Ama bir yandan da gündemin sıcak başlıkları da var. Birkaç konu da var siyaset meselesinde. Mesela Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayını belirleme tarihi açıklandığını ifade edelim sizlere. Onları da konuşacağız. Kıymetli konuklarımı takdim edeyim. Hızlı bir şekilde başlayalım anlatmaya. İstanbul'da Sabah Gazetesi yazarı Sayın Hilal Kaplan bizlere beraber. Efendim hoş geldiniz yanımıza. Hoş bulduk, sağ olun. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Jeoloji Mühendisliği Öğretim Üyesi Profesör Doktor Hüseyin Öztürk hocam bizlere beraber. Efendim sizler de hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bir başka kıymetli konuğum Altınbaş Üniversitesi Öğretim Üyesi ASAM uzmanı Doktor Eray Güçler hocam bizlere beraber. Hocam siz de hoş geldiniz. Teşekkür ederim, iyi yayınlar. Çok sağ olun. İlerleyen dakikalarda stüdyodaki hazırlığımızda gördüğünüz üzere kıymetli bir konuğumuz daha bize eşlik edecek sevgili seyirciler. Sayın Hasan Yıldırım hocam bize eşlik edecek ama İstanbul trafiğinin az izine uğradı kendisi. Hakeza Sayın Hikmet Genç de biraz sonra aramıza katılacak diyelim ve hızlı bir şekilde başlayalım. Bölgeden bilgileri almaya önce İlter Yeşildaş A Haber muhabiri Kahramanmaraş'ta bizi bekleyen arkadaşımız. Kahramanmaraş'ta durum nedir? Oradaki çalışmaları bizlere bir aktarsın İlter Yeşildaş. Daha sonrasında başlayalım hızlı bir şekilde konuşmaya. İlter seni dinleyelim. Hikmet Öztürk, Kahramanmaraş'ta enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor. Özellikle yıkımın en büyük olduğu iki cadde vardı. Trabzon Caddesi ve Azerbaycan Caddesi. Yayınlarda çok sık dile getirdiğimiz caddeler. İki büyük depremle birlikte buradaki binaların hemen hemen tamamı yerle bir olmuş durumda. Diğer yandan ağır hasarlı binalar da var. Özür dilerim, bir yandan da araçlar geçince inanılmaz bir toz da oluşuyor. Bunu da belirtelim. Çünkü enkazın tozları sabah saatlerinde Şükrücan Çankaya ile birlikte buraya geldiğimizde kentin hemen hemen bütün sokaklarında etkili olduğunu söyleyebiliriz. Bundan tabii ki zaman zaman biz de etkilenebiliyoruz. Gün içinde yine depremler oldu. Beşik gibi sallanıyor diyebiliriz bölge. Özellikle Kahramanmaraş'ta bugün 4,5 ve 4,1 büyüklüğünde deprem oldu. Diğer yandan Osmaniye'de 4,1, Kayseri'de 4,4 ve 4 büyüklüğünde depremler meydana geldi. Bir deprem fırtınasının olduğunu söylemek mümkün. İşte Şükrücan Çankaya'da ekranlara geliyor. Enkaza dönüşmüş binalar ve günlerdir de burada özellikle DSİ tarafından DSİ araçları yoğun bir şekilde çalışıyor. Kamyonlar, kepçeler yoğun bir mesai harcıyorlar ve çalışmaların da hızlı bir şekilde devam ettiğini söyleyebiliriz. Depremin merkez üssü Kahramanmaraş, yıkım büyük. Tabii biz Hatay'a da gitmiştik geçtiğimiz günlerde. Hatay'daki yıkımın daha da büyük olduğunu söyleyebiliriz maalesef. Birçok bina yerle bir oldu. Ağır hasarlı binalar var. Onlar da önümüzdeki günlerde yıkım işlemlerine başlanacak. Ancak dediğimiz gibi öncelikli olarak enkaz kaldırma çalışmalarına ağırlık verilmiş durumda. Tabii Kahramanmaraş'ta çadır kentler ve konteyner kentler de oluşturuldu. 12 Şubat ilçesinde 12 Şubat stadyumu, stadyumunda çadır kent oluşturuldu. Depremzedeler oraya yerleştirildi. Diğer yandan konteyner kentler de oluşturulmuş durumda. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Karacasu yerleşkesinde şu anda 170 civarında konteyner var eğer yanılmıyorsam, ancak hemen yerleşkenin başka bir tarafında boş bir alanda da yine konteyner kent çalışmaları hızlı bir şekilde devam ediyor. Yine geçtiğimiz gün oradaydık. Bu konteyner kentler, konteyner kent ilk etabı tamamlandıktan sonra ikinci etap çalışmalarına da hızlı bir şekilde başlandı. Önce tabii ki altyapıları oluşturuluyor. Daha sonra da konteynerlar getirilerek o oluşturulan alandaki yerlerini alıyor. İşte az önce söylemiştik, burada çok sayıda bina yerle bir oldu. Ancak ağır hasarlı binalar da var. İşte bir bina hani yıkıldı, yıkılacak diyebiliriz. Biz de çok yaklaşmıyoruz bu tür binalara. Çünkü az önce de dediğim gibi artçı sarsıntılar olabiliyor. İşte 4.5 büyüklüğünde ve 4.1 büyüklüğünde peş peşe depremler oldu. İşte o depremlerle birlikte bu ağır hasarlı binalarda
bir anda yerle bir oluyor. Hemen yan taraftaki binayı da göreceksiniz. O daha az hasarlı diyebiliriz yanındaki binaya göre. Ve hatta 2-3 gün önce bu binada oturan bir depremzede aile buraya gelerek binadan eşyalarını, alabildiği eşyalarını hızlı bir şekilde çıkarmıştı. Tabii bir yandan enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor demiştik. Bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da yine depremzedelerle bir araya geldi. MHP lideri Devlet Bahçeli ve Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici deprem bölgesindeydi. Afşin'de incelemelerde bulundu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Afşin'de bir çadır kent oluşturulduğunu söylemiştik. Orada depremzedelerle bir araya geldi. İsteklerini, taleplerini dinledi. Tabii ki bu geçici alanlar oluşturuldu depremzedeler için. Geçici barınma merkezleri, işte çadırlar, konteynerler hazırlandı ve orada depremzedeler hayatlarını bir süre devam ettirecekler. Orada yaşayacaklar bir süre, ancak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da bugünkü ziyaretlerinde bir kez daha dile getirdi. Bir yıl süre verin dedi ve o süre içerisinde de yeni konutların yapılacağını ifade etti. Şimdi biz Kahramanmaraş merkezdeyiz. Biraz daha üst caddelere doğru ilerliyoruz. İşte enkaz kaldırma çalışmaları bir yandan devam ediyor. Bu ekranlara gelen bölümde 10 katlı bir bina vardı. 10 katlı bina yerle bir oldu ve gün içerisinde özellikle burada yoğun bir enkaz kaldırma çalışması vardı. Bu enkazlar, daha doğrusu molozlar, kepçeler tarafından kamyonlara yükleniyor. DSE'nin çok sayıda kamyonu var. Bunu her bir sokakta ve caddede görebiliyoruz. Bunu açıkça dile getirebiliriz. Diğer yandan özel şirketler tarafından gönüllü olarak buraya gelen şirketler var. Şoförler burada yoğun bir mesai harcıyorlar. Yine belediyeler tarafından bölgeye gönderilen kamyonlarla da bu enkazlar taşınıyor. Tabii bu enkazlar yine Kahramanmaraş 12 Şubat Dulkadir ilçesinde diyelim, yanlış bir ifade olmasın. Orada bir enkaz alanı oluşturuldu. Enkaz döküm alanı oluşturuldu. Buradaki molozlar da o bölgeye götürülüyor ve şu anda da yine Şükrücan Çankaya ekranlara getiriyor. Şu anda Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Binası'nı görüyorsunuz. Burada hasarın, az hasarın olduğunu gözlemleyebiliyoruz. Ancak tabii ki bilimsel çalışmalar neticesinde o hasarın boyutu ortaya çıkacaktır. Ama burada belediye binasının ayakta olduğunu söyleyebiliriz. İşte bir yandan da sivil toplum kuruluşları tarafından depremzedelere yemek dağıtılıyor. Sabah, öğle, akşam olmak üzere. İşte bekçiler, polisler de 7/24 esasına göre burada nöbet tutuyorlar. Çünkü bazen vatandaşlar, her ne kadar yasak olsa da, yani binaların yıkılma riski olmasından dolayı yasaklansa da, binalarına girmek isteyebiliyorlar maalesef. İşte geçtiğimiz gün Malatya'da yeni bir deprem oldu ve orada depremzede eşyalarını çıkarmak isterken binanın altında kaldı maalesef, hayatını kaybetti. Bu tür olayların olmaması için işte polislerde görmüş olduğunuz gibi 7/24 esasına göre görev yapıyorlar. Buradaki depremzedeleri uyarıyorlar. Diğer yandan tabii ki yağma olayları artık yok zaten, onu söyleyebiliriz. Ancak hırsızlık olayları olabiliyor. O nedenden dolayı sadece Kahramanmaraş'ta değil, tüm deprem bölgesinde, deprem olan kentlerde, Hatay'da, Adıyaman'da, Malatya'da özel harekat polisleri de her caddede, her sokakta onları görebilmek mümkün polislerle birlikte. Onlar da tabii ki herhangi bir hırsızlık olayının olmaması için burada görev yapıyorlar. Hikmet Öztürk, biz Şükrücan Çankaya ile birlikte Kahramanmaraş'tayız, merkezdeyiz ve gelişmeleri aktarmayı sürdüreceğiz.
İlter, teşekkürler aktardığın bilgilerden dolayı.